Merhaba arkadaşlar kabine toplantısı an itibariyle bitti ve kabine toplantısında okullar ile alakalı önemli açıklamalar geldi ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin kabine toplantısındaki ayrıntılara bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimdeki kararlılıklarının devam edeceğini bildirdi. Aynı şekilde okullarda Durumun kötü olmadığını ve okullarda şu anda durumun gayet iyi ilerlediğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eğitim hükümetlerimiz tarafından döneminde en büyük yatırım yaptığımız alandır. Salgın sürecinde uzaktan yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze eğitimin yerini alamadığını gördük dedi. Yani uzaktan eğitimin çok iyi olmadığını gördük. Onun için bu sene yüz yüze eğitim için kararlı bir tutum ortaya koyduk ve koyuyoruz. 6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetlerinde alınan tedbirlerle başarılı bir şekilde yürütülüyor. 1,5 yıllık aranın ardından elbette ufak tefek aksaklıklar oluyor ama bunlar da İlgili kurumlarımız tarafından süratle giderilmiştir. 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan okullarıyla alakalı yaptığı açıklamada. Aynı şekilde yüz yüze eğitimde devam etmesiyle alakalı kararlı olduklarını da belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani bu ne anlama geliyor aslında? Okullar kapanacak mı, kapanmayacak mı sorusuna gelirsek arkadaşlar şöyle bir durum var ki, e, okullarda kötü bir durum olması halinde, çocuklarda vaka sayısında ciddi artış yaşandığı takdirde ve aynı şekilde ülkemizin genelinde vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığı takdirde okulların kapanma ihtimali yeniden gündeme gelecek. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bunu belirtti. Yani yüz yüze eğitimde kararlıyız ancak e, durumu kötü olması halinde bu durum tekrardan eski günlerdeki gibi olabilir e, demeye çalıştı aslında burada bunu sinyalini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.